Günaydın. Günaydın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Boş ver. Ne demek boş ver, anlatsana. Şimdi hiç havamda değilim. Sonra anlatayım ha. Sonra. Efendim. Tamam, geliyorum. Müdür çağırdı. Üzgünüm Elif Hanım. Kendimi hem infaz memuru hem de potansiyel kurban gibi hissediyorum. Yakında benim de ipimi çekerler ya. Bakalım ne zaman. Tam 12 yıl. Tazminatınız ay sonunda maaşınızla birlikte hesabınıza yatacak. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Her şeye rağmen güzel günlerdi. Sağ olun. Hoşçakalın. Annem geliyor. Annem mi? Bu saatte ne işi var evde? Bilmiyorum. Hoş geldin, hoş geldin anne. Hoş bulduk. Alayım mı anne? Ağır bu. Ne var o kolinin içinde? 12 yıl. Ya da hiçbir şey. Bırakın yatsın. Biz biraz baş başa konuşalım, olur mu çocuklar? Tamam anneanne. Hadi bakalım. Geçin yavrum. Günaydın anne. Günaydın. Sen erken kahvaltı etmeye alışıksın. Dün gece de bir şey yemedin. Aa. Biz bugüne kadar sana hiç kahvaltı hazırlamadık. Anne, her şey için senden son bir defa özür dilesek. Özür dileriz anne. Bizi affet. Gel bakayım sen, gel. Seni çok üzdük değil mi? Üzdünüz tabii ya. Sana söylemek istediğimiz bir şey var. Neymiş o? Şu bize bahsettiğin adam vardı ya. Kim? Seninle evlenmek isteyen. Ne olmuş ona? İstersen evlenebilirsin. Bir dakika, bir dakika. Ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Farkındayız anne. Sana haksızlık ettiğimizin de farkındayız. Fikrinizi değiştiren ne oldu? Hep sen haklı çıktın. Bizim için yanlış bir şey istemezsin. Hem ayrıca sen de mutlu olacaksan. İstersen evlenebilirsin anne. Evin erkeği olarak ben izin veriyorum. Burun ver. Pekala küçük bey. Düşüneceğim. Yani evet mi? Düşüneceğim dedim. Servis geldi. Hadi bakalım. Hoşça kal anne. Yallah. Hoşça kal. Aa, anne sen burada mı kaldın? Hı hı. Günaydın. Günaydın. Çocuklarla konuştun mu? Evet. Konuştular. Peki ne düşünüyorsun?
Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Hüseyin kızı Elif Caner'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Baskete meraklısın öyle mi? E işte. Annen maçları kaçırmadığını söyledi. İzlememe izin verir misiniz? İzne ihtiyacın yok. Kendi odan, kendi televizyonun, uydu antenin de var. İstediğin kanalı seyredebilirsin. Bak gördün mü? Ben en çok Urfa'daki okulu merak ediyorum. Bildiğin kolej. Orada da iyi öğretmenler var. Hele üniversiteye kadar bir gelin gerisi kolay. Yurt içi, yurt dışı. O zaman bakarız. Gitar çalıyor musun? Biraz. Markası ne? Normal klasik gitar. Anlar mısınız? Çiftlikte Raymond'a marka bir gitar var. Raymond'a o? Londra'dan almıştım. Son zamanlarda biraz paslandı. Sen açarsın artık onu. Seninkiler iyi anlaştı. Aman çok şükür. Bizim bu sinamekiye kalsaydı iş. Oo, daha çok beklerdik Meral kızım. Anne. Kahve içer miyiz? Evde içeriz artık. Ben yaparım. İyi fikir. Çocuklar nerede? İçeride. Annemle kaynatıyorlar. Ne kaynatıyorlar dersin? Tahmin et. Hemen gitmen şart mı? Yetişmem gereken bir ihale var. Sonra evle ilgili hazırlıklar. Gelince rahat etmeni istiyorum. Çok iyisin. Düğünümüz inşallah Urfa'da. Hiçbir şey aceleye getirmek zorunda değiliz. Sen çocukların okul nakillerini hallet. Ve bir de... Bununla borç aç, ne varsa kapat. Uçak biletlerini zarfın içinde. Haftaya bugün havaalanında karşılarım. Sakın gecikme. Senin gibi bir kadına insan nasıl gecikir Elif? Demek gidiyorsun ha? Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sen de. Gidiyorsun ha? Acıyor mu? Geçer. Gitmene üzüldüm. Sahi mi? Daha rövanşımız vardı. Seni bir güzel pataklayacaktım. Borcum olsun. Gurbet yer.